Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Skyrim'in 72. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Eyla bizden yardım istedi. Neydi adı? Sigjor. Sigjor'la beraber Gümüşeller'in bir kalesini basmaya gittik. İşte orada bir sallanan dar ağacı vardı. Hatta orada hazine de bulduk. O bölümden sonra oradakileri yok ettikten sonra tabi Sigjor bizden önce içeriye artistlik yapıp girip ölmüş. Geri geldik. Eyla dedi ki bunların planlarının olduğu bir yer bulduk. Git oradan planları çal. Gittik çaldık. Geri getirdik, Eyla'ya verdik. Eyla da dedi ki bize adam dikkatimi dağıttı ya. Bize dedi ki Wutrat'ın parçalarından birinin yerini bulmuşlar, gidip al dedi. Tamam dedik, gidip alacağız. Gidip alacağız. Önceki bölümde bir şey fark ettim. Bunu size söylememiştim, unuttum. Çünkü ben düzelttim zannediyordum. Ben şimdi evi taşırken 3-5 malzeme aldıkça üzerim doluyor ağırlığım. Özellikle zırhları defalarca gel git gel git gel git yaptım. Şimdi bütün eşyaları öyle uzun uzun uğraşıp eve attıktan sonra bir kasaya bunları dağıtmaya başladım. Ve o kadar parça iş çıkıyordu ki ben de şöyle bir şey yaptım. Hemen şunu göstereyim size. Player Modav Carry Weights dediğin zaman ağırlığını arttırıyorsun. 5000 küsür ağırlık gerekiyordu hepsi üzerimde olsun da rahat rahat taksim edeyim diye dolaplara. Ben de taşıma ağırlığımı arttırdım video dışı. Onların hepsini dağıttım. Dağıttıktan sonra da aynen şuralara hazır ettim onları da. Eksi 4500 işte eksi 338 aradaki fark. Benim 505'ti. Kuvvete bir kere daha vermiştim. 515 olmuştu. Kolyesiz. Kolyeyi takınca 553, 543, 553 oldu o da. Ama burada ben ayarladıktan sonra niyeyse hatta 69. bölümde göreceksiniz ağırlığım normal. Ama 70. bölümde ağırlığım taşıma limitim 5300. Ya yani bu konuda üzgünüm. Ona dikkat etmedim. Hatta ben içimden de diyorum lan bu kadar şey aldık ama niye olmadı diye. İşte bunların hepsini tekrardan düşürdüm. Tekrar 515 işte hatta şurada şey var. Neredeydi o? Bir saniye. Hatta şuradan anneannem odaya genk attı da bir an dikkatim dağıldı. Yani şu 310 işte 515 ağırlığım olması lazım yanlış hesaplamadıysam. 505 ya da 515'ti. İşte tekrar eski haline getirdim. Umarım yine bozulmaz yoksa çok sinir olacağım. Acaba modlarla mı alakası var diye düşündüm. Envanter modu yüklemeye çalışmıştım. Bu envanterim böyle değil de açtığımız zaman ekranda böyle bir Excel tablosu gibi bir tablo. Her şey alt alta sıralı. Mesela yukarıdan seçiyorsun işte zırhlar, silahlar falan ve hepsini komple geniş ve özellikleriyle görüyorsun rahat rahat. Onu yapmaya çalıştım. Ama işte ne tetikledi bilmiyorum. Bu aşağıda benim ağırlık tekrar 5340 küsür olmuş. Hani kesinlikle bir hile orada yapmadım. Evin içinde eşyaları taksim etmeye çalışırken bu ağırlığı yükseltmiştim. Ama nedense düzelttikten sonra da tekrar eski haline gelmiş. Çünkü cidden 3 saat eşya taşımak çok yordu. Evin içinde bir daha yapsaydım belki bir 2-3 saatte öyle sürecekti yani. Tabii 3 saat sadece eşya taşıma değil bu arada. Taşıyıp taksim etme, dağıtma hepsi beraberdi. 3-4 saat sürdü aynı. Tabii bu taşıma esnasında aralıksız başında oturmadım. Bazen gittim işte bir çay aldım, kahve aldım işte lavaboya gittim vesaire vesaire. Neyse. Şimdi görevimizi
Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Eyla bizi şuraya yolluyor. Utrat parçasını ele geçirmeye. Ölüler tepesine çıkıp oradan aşağı doğru inelim. Çok gürültü yapma. Burada bayağı bir keşfetmediğimiz yerde varmış bu arada. Hadi git bunları da bir yandan keşfedelim. Atımızı alalım, daha hızlı olur. I've been hunting and fishing. It's not like my poach. There's enough for all of them. Need something? Need something? Niye konuşmuyorsun ki ortam? Oltam olduğu zaman burada What are you doing balıkçılık that for? yapabileceğim. Güzelmiş. Burada bir oltamı gördüm ben. Yapalım balıkçılık sizle. Ha, istediğimiz gibi atamıyoruz. İlla böyle olacak. Başka bir şey yapabiliyor muyum? Bu moddan çıkmamam lazım. Orada balıklar var, görüyorum şu anda. Aa, görev başladı. İyi. Ha, bir balık yakalayınca gelmiyor mu bir daha? Yok, geliyor. Bir nehir kızı daha aldım. Ha. Tatlı şeyden aldık. Üç nehir kızı. Gidelim. It's not like my poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? Tamam ya, tamam, ağlama. Şu şelalede var mı bir şey?
Önce bir şuraya gideceğim. Buralarda çünkü keşfedilecek çok yer var. Keşfetmemişiz hiç. Biri benim atıma mı saldırıyor? Canımı sıkıyorsun. Oğlum bir saattir burada çatışma oluyor, sen daha yeni mi doğrulukta şey yapıyorsun, refleks gösteriyorsun? Mekanına da bakalım bunun. Ya bu büyük olmasın işte, sevmiyorum büyük yer ya. Kayıkla mayıkla gidiyorum. Gerizekalılar, Broid ve Hurt yine birbirlerinin boğazına yapıştı bugün ve neredeyse patlama noktasına geldiler. Tüm kamp bıçak sırtında. Fazladan yiyecek dağıtımı emri verdim fakat kavgalar bitmezse birbirimizi parçalayacağız. Hurd'un isyan için yandaş topladığına dair söylentiler var. Rodir aptal değil, muhtemelen o da aynısını yapıyor. Yalnızca kendini sağlam almak için. İkisini de kendimi öldürürdüm ama tüm kamp ortadan ikiye ayrılmış durumda. Eğer böyle bir şeyi denersen bir haftaya kalmaz sırtımdan bıçaklanırım. Bunu daha fazla kaldıramam. Altından azar azar alıp buraya getirmeye başladım. Eğer yeteri kadar araklayabilirsem Ejder Köprüsü'ne doğru sıvışabilirim. Rodir şüphelenmeye başladı. Onu öğleden sonra sığınağın etrafında dualanırken yakaladım. Ulan bulduğunu sanmıyorum ama artık burada güvende değil. Gece bir bot alıp buranın güneyindeki adaya gittim ve yaşlı ağacın kovuğuna zulaladım. Bu haftaki vurgun iyiydi. Bir ya da iki karavan sonra buradan sonunda kurtulabilirim. Çok uzun sürmeyecek. Herkes birbirinin arkasında. Diğer kıza da bir tane götürelim. Buralara getirmiş, buradan sonra da bir daha ileri taşımış zannedersem.
Hadi. Ha. Çık daha. Allah seni ya. Buraya geldim öyle aşağı kayıyor ki çıldırıyorum yani. Her yere bir şey saklamıştır bu manyak ya. Skyrim diyor. Gidelim bakalım. Ne varmış? Zula burada mı? Burada Zula falan yok. Ya da var mı? Ya da sıvıştı mı kadın? Kadın ya da adam neyse işte. Ne diyordu? Kitaplarda. Ejder Köprüsü. Benim at buradaydı. O nereye gitti? Katil balık hala beni arıyor. Çok mu istedin lan beni? Bunlara bakmıştım. Burada. At orada. Şuradaki yeşil yansıma çok hoşuma gitti ya. Nereden o yansıyorsa. Hediyecik nerede? Onu bizi takip et demedik mi? Yeri nerede ya?
Mağara nerede? Cave. Girelim bakalım. Geldin mi kız? Nihayet. Kim varsa burada artık. Kim onu? Ayılar varmış. Bunları... Yine balık tutabiliyoruz buralarda. Aa, ince kıyım karadı. İlginç. Bu bir görev itemiymiş demek ki. Peki. Başka bir yer yok zannedersem. Gizli saklı bir yer var mı? Yok, mağara bu kadarmış, tamam. Ama bir görev yapmış olduk. Bilmeden, kişiyle karşılaşmadan diyeyim. Bu da güzel oldu. Az önce o mağaradan çıktık ya, kadın. Neden bilerek mi böyle yapıyorsun anlamıyorum ki. Ha, şurada bir mağara var, ona gideceğiz de. Önce ben bir şuradan kaptırarak şu yukarıyı da görmek istiyorum ama nasıl tırmanacağız? Hadi aslan parçası. Hadi. Çıkarsın. Buraya çıktın mı gerisi bende. Takılma ama, zıpla ha. Ya aslanım. Tüh. Kalıbına senin. Şuraya nasıl çıkamıyorsun, o kadar dik yerleri çıkıyorsun da ya. Ben de buna tav oluyorum. Dersin. Bu kadar ya. Ejder mi var? Ha, orada ejder yeri var ya, orası. Kendimizi sıkıştıralım mı şuraya? Bak şuradan sıyır, sıyır. Heh. Aynen öyle. Buradan şuraya. Ama orada sıkışırız. Önce şuraya. Buradan şöyle. Heh.
Ne var orada? Buna neden tek atamadım? Zombi asas. Lidya yine mi gelmedi ya, bu kadın var ya, beni kahrediyor ya. Şurada bir ceset gördüm de buna bakacağım. Bir şey de yok geçitte. İşte bunun da boynuzu yokmuş zaten. Kristal Cenk baltası var. Bir tane troll ile geçit yapmışlar işte. Adı geçit. Dedim şu ejderle dövüşelim hadi. Nasıl bir manevra ya? Niye dağılmadı mesela bu? Muhtemelen 8 ruh biriktirebiliyoruz. Bir ruhu harcamam lazım bunu almak için diye düşündüm şimdi. Onu test edeceğim hemen. Be. Yok öyle değilmiş. Başka bir şey yok buralarda herhalde.
Bu ne be? Tipe bak. Zapt edilmişler ya, istemeye istemeye dövüşüyoruz diyorlar. Acaba bir büyücü gelmiş zapt etmiştir bunların ruhunu. Buranın da vardır bir hikayesi şimdi tabii ama önce biz bir etrafı kolaçan edeceğiz. Sağda solda sandık falan saklanmış olabilir. Burada yok. Buradan aşağıda sol taraf. Ne bu? Mekanı ben az önce göremiyordum. Şimdi görebiliyorum. Ne bu? Savaş evi kalesi. Şey adı güncel değildi az önce. Nasıl güncellendi ben? Dikkat etmedim mi? Etrafı iyice araştırıyorum. Acaba bir not mod var mıdır diye de kolaçan ettim ama bunlar sanki notları da yok. Şu surun üstüne nasıl çıkarım? O surun üstünde bir şey olma ihtimali var. Peki o surun üstüne ben nasıl çıkarım? Belki şöyle. Öyle değilmiş. Şöyle. Böyle dik bir şeye tırmanmaz herhalde bu. Bir de tırmanıyormuş. Helal lan. Burada bir cacık yok. Üzerinden aynadan çıksak şu portaldan. Tıpla. Portalda da bir şey yok. Buralarda bir şey var mı? Yok gibi. O zaman giriyorum içeriye. Ne varmış burada bakalım.
can't have any choice. I'm sorry. Üzücü ya. Yapmak istemedikleri bir şeye mecbur bırakılmaları. I'm sorry. I've never seen anything quite like that. I don't want to know this. I'm sorry. This isn't what I want. Keşke burada da maskeli bir boss olaydı. Still here. Yes, you followed my trail. Lead on. The great. Odd you didn't die from the fall, though. Oh, and all right, let's see if we have something here to. Ya ne güzel, yukarıda tam şeyi alıyordum. Avel gibi kandık, tuzağa düştük ya. Mal. Sonra. Basit tuzağıma düşenlerin sayısı beni her daim şaşırtıyor. Aslında biraz da ayarlama yapmam gerekiyor. Son aylarda çoğu kişi kafese düştüğü gibi ölüyor. Yarım metre civarında su koydum ama onun da faydası olmadı. Aslında işleri daha kötü bir hale bile getirdi. Son düşen kişi hem kollarını hem de bacaklarını kırdı. Su üstünde durmaya çalıştı ama sonunda boğuldu. Suda ölmeseydi canım onu öldürmek isteyene kadar aklıyla oynayacaktım. Sonunda birini daha yakaladım. Orkların kalıp ve güç kazanırken akıllarından kaybettiklerini doğruymuş. Konuşabildiklerine bile şaşırıyorum. Elimden kurtulduğu zaman beni bir dal parçası gibi ikiye böleceğini söylüyordu. Çok ikna edici değil mi? Her neyse. Mum bitene kadar kafasını suyun içinde tutabilirse onu serbest bırakacağımı söyledim. Aptal da birkaç dakika içinde boğuldu. Bunu yapmaktan hiç sıkılmayacağım. Günlerdir kimseyi yakalayamadım. Son kurbanım da tuzağıma düştüğünde öldü. Elbette onun ruhunu kullanılabilir hale getirebiliyordum ama öldürmenin veya işkence yapmanın heyecanı olmadan bir şeyler eksik kalıyordu sanki. Kendime hedef yapmak için ruhlarını çağırdım. Ama bir ölümlünün canını almak çok daha eğlenceli. Çok daha eğlenceli. Ve biz burada ne bulduk? Varenzia. Son dörde kaldık. Çeyrek final. Hadi bakalım. Burada ne kadar çok çeşit var. Tamam yapma o zaman ya. Ben varım, gel.
Ben varım, ben. Durun, ben şu anda sizi söğüşlemekle meşgulüm. Dur kardeşlik ya. Kimle konuşuyorsun ya? Ben seni sallamıyorum bile. Ama zenitar var, alalım. Şimdi buraya baktık. Şuraya baktık. Buna baktık. İlerisi kaldı, doğru mudur? Hadi bakalım. Saldıracaksan gel ortağım. Ne yapayım yani? İki yol vardı, bir buraya bakalım. Öldün lan. Hala özür diliyor. Ne mekanmış be. Geri gireceğim tabii, şuraya bir bakayım. Böyle yerlerde genelde bir sandık olur ama. Sandık olması gereken yerde sandık yok. Yani olsa orada olurdu. Neyse, geri girelim. Karenciyah iyi oldu ya. Severiz öyle güzellikleri. Hayalet esnedi. Güzel. Hayalet esnedi be. Dönerek açılacak kapılara benzettim ilk başta da. Abi ne karman çorman ya. Bir daha düşmeyeceğim ya. Ha, sandık boş. Tuzak böyle, sandığa koş. Bu sefer yemezler canım. Hadi. Neredendi lan? Şuradan. Wow. Bu ne yapıyor? Ben şunu açar zannettim.
Ama hiç ganimet yok ya, çok zayıf oldu bu. Ferenziyah yeterli mi? Yeterli ama. Ya da insan hevesleniyor ganimet falan vardır diye. Abi buraya kadar geldikten sonra bana buradan bir yol açsaydın hiç fena olmazdı ya. Bir yerde bir kapı oynadı ama nerede o ya? O kapıyı arıyorum. Ha bu mu? Saçmalık değil mi peki bu iş? Girmediğim yer kalmamış gibi duruyor. Şuradan mı geldik biz? Şimdi de asıl görevimiz olan mağaraya doğru yürüyelim. Peki etrafa baktığımızda, evet bu sefer açmadığımız bir şey yok. Mekana doğru hareketlenelim. Size blok işini göstereyim hemen madem. Vursana ne kaçtın? Yenileme nerede ya? Come on!
Böyle bakın gördüğünüz gibi seviye kasıyoruz. Bloğu yüzlüyorsunuz. Sonra tekrar aynı işlem. Özellikle bir dev olmasını tavsiye ederim. Yavaş vuruyor devler. O yüzden tekrar guard alma şansınız ve kuvvetinizi de belli bir seviyeye getirdiyseniz kendinizi koruyacak kadar artmasını sağlayabilirsiniz. Hepsini katlettim. Ben ne güzel burada guard almış şey yapıyorum. Seviye kasıyorum. Öldürdün herifleri ya. Filleri de öldürdü ya. Mamutları da yok etti. Aç. Engelleme de böyleydi arkadaşlar. Bu şekilde güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tabi sonrasında üstünüzü orijinal şeylerle değiştirmeyi unutmayın. Kıyafetlerinizle. Belli olur herhalde. Ya video. Lydia. Ya Lydia. Aptal. Bir kal kenarda be. Takipçiyle gelmeyin arkadaşlar buraya. Yoksa gördüğünüz gibi bütün planlarınızı suya düşürür. Su altında nefes alma. Bakalım burada ne varmış. Bu da bir düşman. Mesela ne yapmayı düşünüyordun? Bize de biraz açıklar mısın? Ne yapacaktın yani? Dragonborn'a mı saldıracaktın?
Evde hapis birileri var galiba. Evi de ele geçirmiş, Lund'u da öldürmüşler. Vay çakallar. İstilacı pislikler. Nasıl girdiniz siz bu eve? Ama sızlar ya. Adamın evini ne hale getirmişler. Lund'cum, çok üzüldüm ya. Lund'un üzerinden de bir şey çıkmadı. Ateşe düşürdüm, ne o? Ateşe düşen yanıyor mu? Dur bakayım. Tja. Yo. Al diyor işte. Neyse. Boş yapmayalım. Devam. Ya bir rahat edemiyorum. Bu pozisyondan dolayı şu omzumun şuraları ve şu arka taraf çok ağrıyor. Bir düzen oturtacağım ama işte klavyeye şeye yer bulamıyorum. Ya ne var, hala dolaşıyorsunuz etrafta ya. What? No! Sonra beni bulur ya. Ağzınıza kürekle vururum abi. Ha, şuralara bir şey saklayın işte ya. Sen ne istiyorsun ya?
Allah Allah. Mal. Bir bakalım. I smell weakness. Remora efendisi daha kuvvetli herhalde. Vurduğunu yıkıyor. Utrat'ı almışsınız duyduğuma göre. Hayırdır la size? Hayırdır oğlum? Şimdi şöyle bir şey var. Şu gümüş kılıçtan biz ortaklara karşı etkili muhabbetini aldık mı bilmiyorum da. Ne yapacaktım? Ha, günlüğü okuyacağız. Adet günlüğü. Lanet olası devler, sadece bir mamut bizi bir ay boyunca besler ama sanki değerli sığırlarmış gibi onlar etrafta sürü halinde gezdiriyorlar. Bir an olsun gözlerini ayırmıyorlar. Avlana avlana bu alanı kuruttuk. Eğer yakında bir tane öldürmezsek kamp yapacak başka bir yer bulmamız gerekecek. Çekil ortak. Buradan girmedik herhalde biz, değil mi? Buradan girmişiz. Tamam. Sırada ne var? Sırada bunu Ultrat'ı Eyla'ya vermek var. Ya da Kodlak Akiyel'e miydi? Kodlak'a vermek var.
şimdi tılsımlama 100 yapabilseydim tılsımlamayı açacaktım. Güzel olacaktı ama maalesef 100 yapamadım. Onun için biraz kolye molye alıp en çok experience veren şey hangisi ise Efsun. Onu tılsımlamak lazım. Have you been bringing the battle to the Silver Hand, friend? Another piece of glory. Good work, Shield Brother. And there is more work to be done, but I fear that. My advice: always be honest with the old man, but don't tell him anything he doesn't need to know. I hope the hunting goes well, brother. We've got the cowards on their heels. I've heard you may actually be stronger than you look. Perhaps we can hunt together someday. Ben de bu ne diyorum ya? Masumun üzerindeki kaplama kalkmış. Acaba ne zaman aldım? Mouse'u çok seviyorum aslında, bir göndersem. Yes, youngling. Have a seat. I hear you've been busy of late. Your hearts are full of grief, and my own weeps at the loss of Skjor. But his death was avenged long ago. You have taken more lives than honor demanded. The cycle of retaliation may continue for some time. In any case, I have a task for you. Have you heard the story of how we came to be werewolves? Aye, that sounds like. As in all matters of faith, though, the reality is more complicated than one believer would tell you. The companions are nearly 5,000 years old. This matter of beast blood has only troubled us for a few hundred. One of my predecessors was a good but short-sighted man. He made a bargain with the witches of Glenmoral Coven. If the companions would hunt in the name of their lord Hircine, we would be granted great power. They did not believe the change would be permanent. The witches offered payment, like anyone else. But we had been deceived. We'll get to that. It's not so simple as just killing them, though. Ben öldürürüm ya. The disease, you see, affects not just our bodies. It seeps into the spirit. Upon death, werewolves are claimed by Hircine for his hunting. For some, this is a paradise. They want nothing more than to chase prey with their master for eternity. And that is their choice. But I am still a true Nord, and I wish for Sovngarde as my spirit home. That's what I've spent my twilight years trying to find out. And now I've found the answer. The witch's magic ensnared us, and only their magic can release us. They won't give it willingly. But we can extract their foul powers by force. I want you to seek them out. Go to their coven in the wilderness. Strike them down as a true warrior of the wild. And bring me their heads, the seat of their abilities. From there, we may begin to undo centuries of impurity. Good. Now move quickly. And Talos guide you, lad. Eyvallah kardeş. Bölümü bitiriyordum ama o zaman bu aksiyonu bu bölüme entegre edelim. Gerisi gelir. Bu aksiyonu halledelim. Gerisi gelir. (Gülüyor)
Bunlar benim birikmişler burada, bana gitme mi diyecekler. Come to me with questions. I know our history. Glamoril. Bu değil. Heh, burada. Şu avcı barakasından doğru gideceğiz oraya. Oraları da çok açmamışım. Orada da bayağı açılacak, keşfedilecek yer vardır muhtemelen. Not like my poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? Tamam. Şimdi yolumuz şurası. Baktığımız yönde ama bir mağara var. Mağarayı sadece açacağım, içine girmeyeceğim. Daha sonra temizlendi yazmayan mağaraları, mekanları gezeriz beraber. Umarım aşağıdadır. Bir de yukarıdaysa seyre ilacını düşün. Uğraşamayacağım ya. Ay yarasa sürüsü. Bir tane yedin kaçıyor. Ne yordun be arkadaş? Girmeyecektim ama unuttum girmeyeceğimi.
Burada dönüş yolu herhalde. Kötü yani işte bu şeyi azaltıyor ya. Bak yukarı kaldırıyorum aşağı iniyor. İlginç bir şeysin ya.
Ekim eksikti demek ki bizde. Onu da bulduk, set tamamlandı. Şimdi öncelikle buraya girmemiz iyi olmuş. Elbise nasıl, güzel mi? Değil, çok yamalı. Güzel olsaydı alacaktım. Skyrim 1.20. Şimdi burada birileri var. Selam verelim. Düşman mı, dost mu, avcı grubudur diye tahmin ediyorum. What a display of color. Oy oy oy, geldikçe açılıyor mekanlar. Hadi. Hadi. Arkadaşım hadi ya, bir çık şuraya be. Allah seni kahretsin ya. Salak. Burada da henüz ayağa kalkmamış bir ejderha yumurtası var gördüğüm kadarıyla. Manzaraya bak, efsane değil mi ya? Burada çok yer var. Burada çok yer var. Önce şu madene bir gitmeyi bulsam. Zıkkım ya, bir dur. İşimiz var. Şu aradan geçersem İyi olacak. Nereye geçiyorum değil mi? Böyle bir eğim mi var? Ben geçmek için şuraya iki kere zıplamam lazım. İki kere zıplasam şuradan gerisini ben götürürüm.
Buraya iki kere zıplayabilmem için benim şu yukarıya çıkmam lazım. Bunu da ancak şuradan sağlayabiliriz. Ben duvar boyu yürüyebilir miyim? Gel bakayım. Bir tık daha. Bir tık daha zıplayacaksın hadi. Zıpla şimdi. Aynı sabit yürü. Yürü 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 yürü. Bas oraya. Bas. Heh. Olduğun yerde zıplar mısın? Heh. Düşmemen lazım. Kayma. Kayacağın an zıpla. Kayacağın an zıpla. Allah belanı versin. Nereden gidiliyor buraya? Üf. Yine çıldırtacaklar beni ya. Bu ne şimdi? Allah'ım sen bana sabır ver. Bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Buradan oraya zıplayabileceğim mi ki gerçi? Oraya çıksam bile. Kardeşim bir zıpla ya, bir zıpla. Bir mal mal gezme, yürü buraya. Tutmuyor orayı. Buradan da şuraya atlamıyor sığır. Zıpla şöyle ya. Allah belanı versin senin gibi şebek. Bir tane noktaya zıplayamadık ya. Şuraya ya. Oy Allah'ım. Oy. Kanser oldum ya. Ne güzel kardeşim. Şunu yapacaksın bir saattir ya. Bir de şuradan şuraya zıplayacaksın. Hadi. Hadi iki zıpla yolu buluruz. Bir zıplasana şuradan. Bir tık üstte ya. Buradan düşmeyiz umarım. Şu çizginin üstünden çıkacaktık ya. Neyse şurası biraz daha tırmanılabilir olur. Çık artık. Sohbeti çok iyi ya. Zayıflık kokusu alıyorum. Uy, kafasını aldı. Helal lan. Git o weakness'ı da kes, hadi.
Ağlıyorsun, git bari. Mekanımıza tüküreyim ya. Ne zormuş burayı bulması. Aslında zor değildir de. Diğer rota orada ya. Hadi aç. Aç aç ya. Basitleri hemen çevirip açmamız lazım artık ya. Taş ocağı. Oradan da yapı taşı çıkıyor öyle yerlerden de. Hadi ya. Artık omuzlarımın ağrısından duramıyorum. Bitsin. Şuralar bir an önce istiyorum. Daha cadıları keseceğiz. İyi bari Madnasaur bulduk. Buradan zaten gidecek bir yer yok mu? Şura nereye gidiyor? Ya da gidiyor mu bir yere? Lideri öldürdüğümüze göre bitmiştir can. Şimdi burada biz nereyi keşfettik? Kayıp Vadi palankasını keşfettik. Şuranın önüne ışınlanalım. Oradan da o diğer yeri bulalım. Yeah.
Allah Allah. Benim ağırlığım böyle 515 oldu. Yine bozuldu bu ya. Bir dakika. Ben bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Keşke yapmasaymışım ya. Bir 5 saat uğraşsam daha iyiydi. Cidden var ya. Arkadaş. Şu anda 38 daha ekleyip 535 yapması lazımdı. Bak yapmadı. Dur bakayım. Giysiler. Mesela diğer çizmeyi giyeyim. 477 işte 477 olmayacak normalde. Şimdi 515. Şimdi giysiler deyip bunu giydiğim zaman kaç oldu? 503. Ha şimdi düzeldi. Çaldım ya. Bir şey yok. Güle güle bu kadar büyük mekana gelmişiz ya. Kötü.
ucuna baktım değil mi ben? Şuranın ucuna bakacağım. Almıyorum, ruh çeviri parçası çok var bende. Böyle bir şey yok. Ya bir de bu kadar yol çıkıp içeriye girmeyelim ya. İçeri girersek iyice bozulurum ben buna. Çok sürecek çünkü. Ya gerçi oyunun pek de umurunda değil benim bozulmam ama. Moralim bozulur anlamında yani. Yine mi ruh cevheri parçası ya? Bura bu kadar. En azından bu taraf bu kadar. Bir de şu taraf var. Bu tarafa da bakacağım ama önce. Şelalenin dibine gideyim. Ha, orada sandık var. Ya abi gittikçe açılıyor ya, her yerden şey çıkıyor. Büyük ruh cevherlerini de almayacağım artık. Ne iş çeviriyordu burada acaba?
Şurada galiba diğeri. Tamam. Ben şuradaki şeyi de açayım da. Ondan sonra bölümü bitireyim. Bir diğer bölüm artık şey yaparız. Buraları gezeriz. O büyücüleri de bir diğer bölüme bırakıyorum mecbur. Muhtemelen o büyücülerin orada da bir barenziya taşı buluruz. İnşallah buluruz. Öyle olursa geriye 3 tane mi kalıyor? Burada da bir şey yokmuş. Kağız. Hayır. Aha. Been a long time since someone took them. Longer still since any survived. I once performed the entirety of the poetic Edda from atop Bard's Leap before trying my luck. Well, you can see how that turned out. Şiirsel Edda'nın tamamını oynamıştım diyor ya. O ne diyor? Şiirsel Edda'da galiba sonunda buradan aşağı intihar ediyor atlayıp. Şey, vatandaş bu da atlamış oradan aşağı. Tamamını oynamış ya. Öyle olunca tabii ki de Ha, dur. Ben çıkar mısın kardeşim? Şuradan şurası ya. Ve bu da geldi tam oraya. Ya siz bana sınav mısınız ya? Kimdi o ya? Merak ettim. Yazıyı da okuyamadım bak. Ona bir daha bakacağım. Ya şuraya da çıkarsın be. Böyle bir şey yok ya. Şimdi oradan dolanıp geldiydim ha. Böyle bir saçmalık yok. Ananı. Neyse. Falmer mekanı.
Bir yerde şu karşıda. Onu da açıp kapatıyorum ya. Keşif yapmış olalım biraz en azından. Çünkü 2 saat olmak üzere video. Ve bu aptal burayı çıkamadı. İlginç. Ya kardeşim çık artık ya. Ne stresi yaptırdın ya. Bu muydu yani? Ya çıkarsın burayı. Burayı nasıl çıkamıyorsun ya sen? Çok ilginç ya. Ayağına kramp mı girdi? Çıksana kardeşim. Of, bak şu çimi yürüyemiyor ya. Bunlar kim ya? Move along. Walk away now. I do hope you. No, I yield. I yield. Bana çıktığım yeri geri indirtme ya. Biri yardım istedi değil mi? Biz de Yemen'le sayılırız. Kurtardık sizin adamları. Niye saldırıyorsunuz bize?
Hain kayalığı harabeleri. Weakness. O aşağıdan gitmemiz gerekiyor. Cadı var yine. Yeter gayri, yeter. Peki buradan orayı açacak düğme bir şey yok mu? Bir alttaki kapıyı açmak için. Nereden var o düğme? Burada. Tamam, buradan da çıktık. Sarı şey nerede? Buranın girişi burada mıydı? Şeyi görmeye çalışıyorum ama ha şurada. Thank you.
sorun var ki. İlginç. Bekle bakayım. Ne aldım ben yine ya? Bir şey daha vardı. Onun üzerinden not da çıkmadı. Nedir ya mesela? Oy. Onun üzerinde not mod da yok. Bilmiyorum ki. Acaba şey neydi? Muhabbet. Bize saldırmaya mı geldiler? Yoksa onlar geçiyordu, biz karşılarına mı çıktık? Valtium. Burada kesin şey vardır. Maske vardır. İsmi karizmatik geldi. Neyse, buranın girişini de bırakalım. 2 saat 5 dakika oldu herhalde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı, kanalıma abone olmayı ve benimle etkileşimde bulunmak için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çanadağı açarsanız videolarımdan daha kolay, daha hızlı, kesintisiz haberdar olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.